Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine konsept videomuz olan e, TYT'nin bölüm denemelerini sunmaya devam edeceğiz ve videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu şimdiden beğenmeyi unutmayın ve videomuza başlayalım. Ebo konusu konusuyla ilgili bugün bir 10 soru civarında sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda kumaş tüccarı Ahmet Bey satış yaparken 50 cm, 75 cm ve 1 metre boyundaki 3 çubuk kullanıyor. Birinci kumaş topu sırasıyla e, bu üç çubuk ile ölçtüğünde 40 cm, 65 cm ve 90 cm fazlalık kalıyor. Yani ben birinci kumaşa A diyelim arkadaşlar. Ne olmuş olacak? 50 ile 50'ye böldüğüm zaman ne, ne yapmış oluyorum? 50x ne kadar artıyor? 40 artıyor. Artı ikincisi ne kadardı? 75 santimde. O zaman ne diyeceğiz? 75y bu eşittir arkadaşlar. 75y artı 65 artı sonuncuda ne diyeceğiz? 90z yine yanlış yazdık. 90z artı kaç santimmiş? Pardon. 1 metre ise 100 olarak 100 santim artı 90 olarak söylemiş olacağız. Şimdi ben buraya baktığım zaman ne yapmam gerekiyor? Bunların ortak katlarını bularak işlem yapmam gerekiyor. Fakat burada 40, 65 diğer tarafta da kaç var? 90 var. Ben bunları ortak paranteze almam gerekiyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Her tarafı 10 eklesem burası 50, burası 75, burası da 100 olur. İşleme devam edebilirim. O zaman a artı 10 eşittir. Ortak paranteze aldığımda x artı 1 geliyor. Fakat ben bunu x olarak sadece yazabilirim. 50x artı 75y eşittir tabi. 100z. Şimdi ne yapmam lazım? 50, 75 ve 100'ün katlarını bulmam lazım. 50, 75, 100. Neyini bulacağım? Ekoklarını bulacağım. Ortak kat. Bunlara baktığım zaman kaça bölündü? 25'in kat olduğunu gözüme çarpıyor. 25'e bölersek burada 2, burada 3, burada 4 kalır. 2'ye bölersek 1, 3, 2. 2'ye böldük 1, 1, 3. 3'e böldük 1, 1, 1 olarak yazdık. Çarptığımız zaman ne yapar? 50, 100, 300 olarak ekoklarını bulduk. Ekok eşittir 300 olmuş oldu. Şimdi e, -Kok 300 ise o zaman a artı 10 eşittir 300 deriz. A kaç yapmış olur arkadaşlar buradan? 290 yapmış olur. Tabi sorunun devamında bizde ne istiyor? 2 kumaş topu 3'ü ile de herhangi bir fazlalık kalmadan tam olarak ölçülüyor. Her iki topun uzunluğunun da 10 metreden kısa olduğu biliniyor. Buna göre bu iki top kumaşın uzunlukları farkı en fazla ne kadardır? Bu ikincisi 50, 75 ve 100'e tam bölünüyorsa arkadaşlar, yani tam ölçülüyorsa demek ki bunların ekokunun bir katı. O zaman bu en az kaçtır? 300'dür veya 600'dür veya kaçtır arkadaşlar? 900'dür. 1200 de olabilir fakat 10 metreden az dediği için 10 metre kaç santimdir? 1000 cm olduğunu düşünerek işlem yaptık. Bunun da katlarını alacak olursak 290 Buna ne yapmamız lazım arkadaşlar? 300 ekleyerek işlemleri yapacağız. Çünkü ekoku 300 bulmuştuk. Her 300'de aynısını bulacağız. 590 ve 890 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize neyi soruyor? En fazla farkının olmasını. A çubuğu bu. Yani birinci kumaşın boyları bunlardan biri. B kumaşının yani ikinci kumaşın da boyları bundan biri olabilir. Bize ne diyor? Aradaki fark en fazla kaçtır? Buradan en büyüğü buradan en küçüğü seçersek fark kaç yapar arkadaşlar? 900'den 290'ı çıkartalım. 1 Burası pardon burası 0 burası 1 Burası da 6 yapar. Yani cevabımız 610 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yukarıdaki şeklin içerisinde sayılar aşağıdaki kurala göre yazılacakmış. Dairelerin içerisine doğal sayı yerleştiriliyor. Doğal sayı yerleştirilecekmiş. Karelerin içerisine ise doğrusal olduğu iki dairenin içindeki sayıların en küçük ortak katı yazılıyor diye söylüyor. Şimdi yani neymiş arkadaşlar? 3'e baktığım zaman bu ikisinin ortak katı buna yazılacak. Bu ikisinin ortak katı 2'ye yazılmış olacak. A, B, C, D, E toplamının alabileceği en küçük değeri bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bakarsak bu E 2 ile 3'ün neyi? Ortak bir böleni arkadaşlar. Ortak böleni olması gerekir. O zaman 2 ile 3'ün ortak böleni kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Buna 1'i yazdık. Hangi sayıyla en küçük ortak katı diyor. Hangi sayıyla 1'in ortak katını alırsak 3 olur. O zaman buraya 3 diye yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi arasında asal olacak ki bunlar arkadaşlar en küçük sayıları bulmuş olalım. Ona göre değerlendiriyorum. Şimdi buna baktığımız zaman 12'yi bulduk. Hangi iki sayının ekoku 12 yapar? 4 ile 3 olur arkadaşlar. Hangi sayının ekoku ne olur? 20 olur. 4 var. Burada 5 olacak. Burada da ne olması lazım? Arasında asal olması lazım. Bizim neydi kuralımız? E, i̇ki sayı asalsa çarpımları ekoku verir. Biz de bundan yola giderek bunu yapmış olduk. 1 artı 2 var. Artı 3 artı 4 artı 5. 5 çarpı 6 bölü 2 formülüyle bunu bulabiliriz. Veya tek tek toplayabiliriz. Bununla bu sadeleşir. 3 15 olarak 5 yani çarpı 3 15 olduğunu biliyoruz. Bu şekilde buluruz. Melisa havuza aşağıdaki kurallara göre birinci günden başlayıp 181. güne kadar gidecek, gidecektir. Eşit aralıklı günler şeklinde gidecektir. Birinci kural olarak gidiş günleri periyodunu istediği gibi ayarlayabilecek. Birinci ve 181. gün mutlaka gidecekmiş. Örneğin 10 gün ara ile gitmek isterse bu şekilde gidebilir. Buna göre kaç farklı şekilde gidebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu neden EBOPEX sorusu? Bu aslında biraz çarpan katlar sorusunda ilgilendiren bir soru. Ne yapacağız? 181 ile 180 arası 181 ile 1 arasında kaç fark var? 180 fark var. Demek ki ben bu 180'i tam bölen sayıların istediğimi seçerek işlemi yapabilirim arkadaşlar. Yaparsam ne yapacağım ilk olarak? Bunu çarpanlarına ayıralım. 92'ye böldük. 92'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5, 5'e böldük 1 oldu. Yani ne yapar? 2'nin karesi çarpı, 3'ün karesi çarpı 5 olarak bulduk. Bundan sonraki işlemlerde arkadaşlar aslında ben 180'in bir çarpanlarını teker teker yazarak bu durum Ama benim için işlem zorlu olur. Bu şekilde asal çarpanlarını ayırıp yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Üstleri bir arttırarak yazıyorduk. Bunun üstüne ne var? Bir. Bunun üstünü bir arttırdık. 3. Çarpı. Bunun üstünü bir arttırdık. Çarpı. 3. Bir vardı. Bir arttırdık. iki yaptı. Bunların çarpımı neyi verir? Ne? Bize 180'in bölenlerini. Yani bu kadar bölersek ben bu şekilde yüzmeye gidebilirim. Çarparsam kaç yapar? 18 yapar. Cevabım denizli olmuş olur hatırlıyorum. Kare ve üçgen işlemleri aşağıdaki kurallara göre tanımlanmıştır. Kare verdiği zaman arkadaşlar verilen sayının bir fazlası ve 16 fa iki fazlası ve 16 fazlası ne bu bunu? Üçgen olarak verildiği zaman iki katının 4 fazlasıyla karesinin 12 fazlası ek okunu almaktayız. İlk olarak ne verilmiş? Kare verilmiş. Kare yerine burada 2 yazarsak ne yapar? EBOB sayı yazalım. EBOB yazmıyorum. 2 ile 2'yi topladık. 4. 2 ile 16'yı toplarsak kaç yapar? 18 yapar. Bunlara bakarsak ortak bölenimiz ne yapar arkadaşlar? E ortak bölenimiz 2 yapar. O zaman 2 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Üçgende 2'yi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 yazarsak 2 ile 2'yi çarptık 4. 4 daha eklersek 8. 2'nin karesini aldık. 4 e, 12 daha eklersek kaç yapmış olur arkadaşlar? 16 yapar. Birbirinin katı iki sayının ekoku nedir? Büyük sayıdır. 8 ile 16 birbirinin katı. O zaman kaçtır bunun cevabı? 16'dır. Şıklarda 16 bulamayız. Neden? Çünkü onu istemiyoruz birisinden. Sayısının pozitif bölenlerinin toplamını istiyor. 16 sayısını ne böler arkadaşlar? 1 böler. Artı. 2 böler. Artı. 4 artı. 8 artı. 16 böler deriz arkadaşlar. Toplarsak kaç yapmış olur? 3, 7, 15, 31 yapmış olur. Ali ve Veli'nin okuldaki dolaplarının şifresi aşağıdaki kurala göre belirlenmektedir. Dolap numarası asal çarpanlarına ayrılıp ayrılıyor. Dolap numarasını asal çarpanlarına ayırıyormuş. En küçük asaldan başlayarak sırasıyla asal çarpanların üstlerini yazarak şifre oluşturuyor. Örneğin 24 olan dolap şifresi Neymiş? 24 2'nin küpü ve 3'ün birinci kuvveti oluyor. Üstleri sırasıyla yazıyor. Dolap numaralarının iki basamaklı olduğu biliniyor. Ali'nin şifresi 13, Veli'nin şifresi 21 olduğuna göre dolap numaralarının toplamı en çok kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Sayıları deneyerek işlem yapacağız. Bir sayının birinci kuvveti ve üçüncü kuvvet. Şimdi bakarsak hangi sayının üçüncü kuvveti olur? 5'in üçüncü kuvvetini alırsak ne yapar arkadaşlar? 125 yapar. Epeyce sayımız büyümüş olur. O zaman ben burada küçük sayıları düşünerek işlem yapalım. O zaman burası 3'ün üçün üçüncü kuvveti olmuş olur. Ali için yazıyorum. Birin, e pardon 2'nin birinci kuvveti olur çarpı 3'ün kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti olarak yazılabilir. 3'ün üçün 3. kuvveti 27'dir. 2 ile çarparsak ne yapar? 54 yapmış olur. O da numarası. Buna geldiğimiz zaman buna Veli diyelim. 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti olur. Buradan 12 olarak bulabiliriz. Cevaplarda toplarsak 66 var. Ama bir deneme daha yapalım. Diyelim ki bunu ben 3'ün karesi çarpı 5 olarak düşünebilir miyim? 3'ün karesi kaçtır? 9. 5 ile çarparsak 45. Bu da olabilir arkadaşlar. Peki 5'in karesi çarpı 7 olarak düşünebilirim. Çünkü asal 7 var. 25 ile 7'yi çarparsak kaç basamaklı yapar? Büyük bir sayı yapar. Yani 3 basamaklı yapar. Bu olmaz. O zaman nedir en fazla? 54 ile 45 toplarsak 99 olur arkadaşlar. Bu da son sorumuz arkadaşlar. A, X, Y, Z sayıları doğal sayılar olmak üzere Eşitliğini sağlayan A doğal sayısı 120 ile tam bölünebiliyor. İse x artı y artı z sayılarının alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada ortak parantezi alma işlemini uygulamamız gerekiyor. Nasıl uygulayacağız? Hepsini 23 faktöriyel olarak yazsak. 23 faktöriyel artı 24 çarpı 23 faktöriyel artı 24 çarpı 25 çarpı pardon 25 çarpı 24 ters yazdım 23 faktöriyel. Şimdi buradakileri toplarsak hepsini 23 parantezine alırsak 23 faktöriyel. Burası kaç yapar? 24 ile 25'i çarparsak 600 yapar. Buradan 24 var, buradan da 1 var. Kaç yapmış olur? 625 yapmış olur. Bu neye eşitmiş o zaman? A çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z eşit olmuş oluyor. 120'nin çarpanlarını düşündüğümüz zaman arasında hangi çarpanlar vardır arkadaşlar? 120'yi ayıralım çarpanlarına. 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Ne yapmış oluyor o zaman? 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti ya olmuş oluyor. Şimdi baktığımız zaman bunun içinde bunlar var bir kere. O zaman ben bunu ne olarak yazabilirim? Bu 3'ü bunun üstüne atabilirim. Yani ben burada 2 üzeri bunu silerim. 2 üzeri kaç yapmış olurum o zaman? 3 artı x çarpı 3 üzeri ne yazarım? y artı 1 çarpı 5 kaç tane vardı bir tane z üzeri 5 üzeri z artı 1 olarak yazabilirim arkadaşlar. Bundan sonra işlemlerime nasıl devam edeceğim? 23 faktöriyelin içindeki 2 böleni, 3 böleni ve 5 bölenini bulup işlemime devam edeceğim. İlk olarak 23'ü ben 2'ye bölersem kaç kalır burada? 11. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Toplayalım 11, 16, 17. 19 yaptı. Neresi 19'a eşit olması lazım? 3 artı x eşittir 19. x buradan 16 olarak bulunmuş olur. 23'ün içinde 5, 3'leri bulalım. Böldüğümüz zaman 7. 7 3'e bölersek 2. Topladık kaç yaptı? 9. y artı 1 9'a eşit olacak. y ne yapar buradan arkadaşlar? 8 yapar. Aynı işlemi 5 içinde yaparsak 23'ü 5'e böldük ne yaptı? 4. Ama burada dikkat etmemiz gereken 625 de var. Bu ne? 5'in 4. kuvveti. 4 tane de buradan gelir. 8 yapar. 8 eşittir. Z artı 1 deriz arkadaşlar. Z buradan ne yapmış olur? 7 yapmış olur. Hepsini toplarsak 7 ile 8'i topladık. 15, 16 daha kaç yapar? 31 yapmış olur. Bunları bu şekilde gösterelim. Yani toplamı kaç yapar en büyük? 31 yapar arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.